Değerli izleyicilerimiz merhabalar. Malatya Vuslat TV ekranlarında Sağlık İçin programıyla yine karşınızdayız. Doktor Fatma Kiraz ben. Bugün ne konuşacağız? Kalp hastalıkları, tedavi yöntemleri, nasıl önlem alabiliriz konuşacağız. O yüzden konuğum kardiyoloji uzmanı Doktor Güney Sarıoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam klasikleşti artık, bir konulara geçmeden önce sizden ricam, bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Hı hı. İsmim Güney Sarıoğlu, söylediğiniz gibi. 2009 yılında ilk defa Fırat Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Kürecik Sağlık Ocağı'nda çalışmaya başladım, Malatya'nın. Malatya'da. Malatya Kürecik Sağlık Ocağı'nda. Ondan sonra kardiyoloji uzmanlığımı, ihtisasımı kazanıp Fırat Üniversitesi'nde okudum. 2014'de de uzmanlığımı aldıktan sonra Malatya Devlet Hastanesi, şu anki ismi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışmaya başladım. Yaklaşık 9 yıl çalıştıktan sonra depremden 1-2 ay önce Battalgazi Devlet Hastanesi'ne tayinim çıktı. Şu an halen burada çalışmaktayım. Peki, şimdi ben soruma şöyle başlayayım Güney Hocam. Kardiyoloji uzmanlığı hangi hastalıklarla ilgilenir ya da vücudun hangi bölgesiyle ilgilenir diye basic bir soru sorayım. Evet, aslında çok yaygın hastalıklarla ilgileniyoruz toplumun. Bilindiği üzere en sık ölüm nedeni kalp hastalıkları. Evet. Kazalardan sonra. Kazalardan sonra kalp hastalıkları diyebiliriz. Kalp damar tıkanıklıkları. Bizler kalp damar tıkanıklıkları, yüksek tansiyon, kalp ritim bozuklukları, kalp kapak hastalıkları gibi hastalıklarla ilgileniyoruz temel olarak. Bunların tedavileriyle, girişimsel tedavilerle de, örneğin anjiyo, koroner stent, işte kalp ritim bozukluğu olanlarda, nabzı düşüren hastalarda kalp pili uygulamalarıyla onları destekleyebiliyoruz. Ya da elektrofizyolojik çalışma gibi işlemlerle, yine anjiyo ortamında ameliyatsız, hasta uyutulmadan bir lokal bir anesteziyle, küçük bir anesteziyle hastalara tedavi yöntemlerimiz var, seçeneklerimiz var. Şimdi kardiyolojinin de acili yoğun geçen bölümlerden birisi. Evet. Ben ama şeyi soracağım hocam, polikliniğe, kardiyoloji polikliniğine en sık hangi şikayetlerle başvuruyor hastalar? Evet. Hastalarımız kendileri de bilirler. Göğüs ağrısı şikayetiyle sık geliyorlar daha çok. İkinci sıklığımız çarpıntı diyebiliriz hastalarımızın. Ki bilindiği üzere yaşadığımız bu depremden sonra bu şikayetler, özellikle çarpıntı şikayetleri daha çok arttı. Kaygıyla birlikte artan kaygıyla. Genel olarak şikayetlerimiz bunlar. Çoğunlukla göğüs ağrısı diyebiliriz Fatmacığım. Peki en sık hangi tanılar konuluyor polikliniğinizde? Şimdi polikliniğimizde daha çok atipik dediğimiz, yani kalp hastalığına bağlı olmayan göğüs ağrıları çok sık geliyor. Genellikle normal sonuçlanıyor hastalarımız, muayeneleri. Örneğimiz geldiği zaman EKG'sine bakarız. Ekokardiyografi dediğimiz kalp ultrasonu yaparız. Hastanın tabii ki öyküsü önemli, şikayetlerini sorgularız. Kalp damar tıkanıklığını düşündüren şikayetler mi, yoksa işte bazen boyun fıtığı, kas ağrısı, işte romatizmal hastalıklar mı diye bunları sorduğumuz sorularla aydınlatabiliyoruz kısa bir süre içinde. Bunun üzerine yolumuzu izliyoruz bu şekilde. Tedavi yolumuzu. Şimdi psikiyatride depresyondur mesela bizim en fazla konulan tanı, ana tanılardan birisi major depresif bozukluk. Kardiyolojide hangi tanıdır hocam? En fazla konulan tanınız hangi tanı? Şöyle söyleyebiliriz. Poliklinikte daha çok yüksek tansiyon en çok gördüğümüz. Çünkü pek çok hasta, yani pek çok kişi tansiyon hastası olduğunu farkında değil. Tüm dünyada da böyle, ülkemizde de olduğu gibi. Yaklaşık yani %20 popülasyonun tansiyon hastası, özellikle 40 yaş üzerinde, 50 yaş üzerinde. Bunları biz tabii taktığımız bazı cihazlarla, holter cihazı dediğimiz, taşınabilir, sürekli 24 saat boyunca kola takılıp yarım saatte bir tansiyon ölçen cihazlarla takip ederek bunun farkına varabiliyoruz. Ya da hasta işte başım ağrıyor, çarpıntım oluyor. O sırada biz bir tansiyon ölçtürüp bakıyoruz dinlendirdikten sonra. İki kere örneğin ofiste, yani poliklinikte iki kere yüksek çıktığı zaman biz tansiyon tanısı koyuyoruz. Acil serviste de en çok koyduğumuz tanı tabii ki kalp krizi. Evet. En çok rastladığımız hasta grubu bunlar. Peki Güney Hocam, hipertansiyon öncesinde ne gibi belirtiler oluyor insanlarda? Daha çok baş ağrısı, işte başın arkasından boynuna doğru ilerleyen bir baş ağrısı görüyoruz. Daha onun dışında işte uyuşukluk, başta sıcaklık hissi diyorlar hastalarımız. Başta mı uyuşukluk oluyor? Genelde başın arka tarafında, boynuna doğru ulaşan, uzanan diyelim, uyuşukluk, baş ağrısı.
Bazen çarpıntı, ikinci sıklıkla gördüğümüz hastalar çarpıntı şikayeti tarifliyor. İç sıkıntısı, böyle bir özellikle bir rahatsızlık hissi, içinde bir huzursuzluk hissinden bahsederler. Bazen göz polikliniğinden bize yönlendirirler, göz doktorları. İşte gözünde bir kanama oluşmuştur, bir gözünde, iki gözünde şüphelenirler. Ya da bir nöroloji polikliniğinden gelirler, nöroloji doktorlar, yani beyin uzmanlarımız. İşte bir pıhtı atmıştır beynine, küçük bir pıhtı ya da işte MR'da görülmüştür. Ya da kanama olmuştur. Geçici bir felç geçirmiştir ya da bir kanama oluşmuştur. Bunun üzerine tabii ki şüphe üzerine bize yönlendirilir hastalar. Daha çok bu şikayetleri görüyoruz tansiyon hastalarında bizler. Kanama niye bağlı oluyor hocam tansiyon hastalarında? Şimdi damar boru sistemi gibi düşünürsek yüksek basınç verdiğimiz zaman nasıl borular zedeleniyor, patlıyorsa bizim damarlarımız aslında esnek birer borular vücudumuzun. Şimdi buralara yüksek basınç uyguladığımız zaman nedir yüksek basınç? Hadi daha doğrusu damarlar elastikiyet dediğimiz esnekliğini yitiriyor. Hani bir balon üfleriz, balon şişer iner. Damarlarımız da böyle şişip inme özelliğine sahiptir ama işte belli durumlarda yüksek tansiyon hastaları için konuşuyorum. Damar sertliği gelişir ve bunlar esneme özelliğini yitirirler. Bu durumda esneme özelliğini yitirdiği zaman buraya gelen basınç fazla olur. Bunu damar absorbe edemez yani onu sönümleyemez bu basıncı. Bunun üzerine uç organları nedir? Damarın uzandığı işte beyin dokusu, işte böbreklerimiz, göz uç organları gibi yerlerde beyin dediğimiz küçük küçük kanamalar, daha büyük kanamalar dahi olabiliyor maalesef. Yani o zaman yüksek tansiyonda hem o boru sistemin içerisinde bir basınç artışı var hem de o damar yapısının bozulması var. Evet aslında böyle diyebiliriz. Şöyle de bakabilirsek su tuz tutulumundan bahsedersek örneğin çok tuzlu beslendiği zaman hastalarımız vücutta su toplaması meydana geldiği zaman damar içindeki hacim, su hacmi artıyor. Evet. Damarlar da elastikiyetini yitirince dediğiniz gibi hem içerideki basınç fazla hem de bu basıncı absorbe edemeyen bir boru sistemi olunca maalesef uç damarlarda, uç organlarda kanamalar oluşabiliyor. Hangi yaşlarda daha sık görülüyor hocam hipertansiyon? Özellikle 40 yaş üzerinde daha sık görülüyor. En çok gördüğümüz yaş grubu 40 yaş üstü. Tabii her 10 yıl üstüne koydukça 50 yaş, 60 yaş risk daha da artıyor. Çocukluk döneminde konulan hipertansiyon hastaları var mı? Mutlaka var. Özellikle 40 yaş altı veya çocukluk dönemi. Bunlarda ikincil hastalıklara bakıyoruz. Yani şimdi şöyle, şimdi anlamayabilir dinleyicilerimiz. İkincil, birincil. Yüksek tansiyonun aslında tanımı esansiyel hipertansiyon dediğimiz. Yani nedeni bilinmeyen tansiyon. Risk faktörlerini biliyoruz. İşte tuzlu beslenmek, sigara tüketimi, sağlık, yani hareketsiz yaşam, sedanter yaşam, aile öyküsü, birinci derece akrabalarda yüksek tansiyon bulunması. Bunları biliyoruz ama tam olarak hangi faktörlerin bileşkesiyle oluştuğunu bilemediğimiz için buna biz esansiyel hipertansiyon diyoruz. Tansiyon hastalarının yaklaşık %90-95'i de nedeni bilinmeyen hipertansiyon hastalarını oluşturmakta. Küçük bir grup yani %5'lik bir grup nedeni bilinen hipertansiyonlar. Çocuklarda görebildiğimiz bazen yetişkinlerde de olabiliyor. Neler bunlar baktığımız zaman yetişkinler nezdine bakarsak özellikle uyku apne sendromunda bu çok görülüyor. İşte gece horlayan yani anlaşılır şekilde söylemek istersek nedir uyku apne sendromu? Bazen görürler gece işte eşleri, yakınları böyle horlarlar, nefesi durur, boğulur gibi 20-30 saniye yakın. Sanki boğulmuş geri uyanmış gibi görülür horlar. Uykusuz uyanır, hep gün içinde dalgındır, uykuludur. Buradan şüphelenebilirler kendilerinden örneğin yakınlarından. Abi başka genç popülasyonda nedir? Yani çocuklarda veya gençlerde böbrek damar tıkanıklıkları olabiliyor. Böbrek üstü hastalıkları, tümörleri. Bunlar işte bu tarz böbrek üstü tümörleri hastanın çarpıntısına neden olabilen bazı hormonlar salgılayan bezler. Bunlar doğumsal olarak yüksek bir salgılama özelliği gösterdiği zaman maalesef tansiyona neden olabiliyor. Şimdi hipertansiyonu anlatırken genetik özellik de var dediniz. Evet. Mesela benim babamda hipertansiyon hastalığı var. Yüzde kaç risklidir diye bir soru sorsan yani ben de tansiyonu... Bunun şu an evet yüzde kaç olduğunu şu an söyleyemem. Bilgim bu konuda yok. Fakat riskin arttığını biliyoruz. Tabii bu belki hani bana da bağlı değil mi? Yaşıma, kiloma, beslenmeme, efor kapasiteme vesaire. Mutlaka bunu geciktirme imkanı elimizde oluyor. Nedir? Örneğin sizin nezdinizden konuşursak işte tuzsuz beslenmeniz gerekebilir. Anne babanızda olduğunu söylediniz. Birinci derece akrabamız oluyor babamız. Örneğin tuzsuz beslenme nedir?
Yani günlük 3 gramdan düşük tuz, 5 gramdan düşük tuzdan bahsediliyor. Çünkü içtiğimiz suda, yediğimiz yemekte, ekmekte bile tuz var aslında. Yani bazen hastalarımız soruyor, nasıl hiç tuz yemeyecek miyiz diyorlar ama aslında bütün besinlerde tuz var. Evet. Bu bilinen bir durum. Neye dikkat edebilir? Mesela sigara içmemek çok önemli. Sigara da tuzla birlikte şeyi çok yükseltir. Tansiyon ihtimalini arttıran temel risk faktörlerindendir. Evet, nikotin. Bir de sigaradaki bir takım zararlı maddeler, sadece nikotin değil, karbon monoksit gibi bir takım ürünler. Sedanter hayat, yani hareketsiz hayat dediğimiz, bunlar kilo alımı, işte obezite, özellikle göbek çevresi yağlanması, bunlar tansiyon riskini arttıran durumlar. Şimdi Güney Hocam, evinde tansiyon ölçme aleti bulunan birçok insan var. Rastgele de böyle hadi bir tansiyonumu ölçün diyenler de oluyor. Diyelim ki tansiyonunu ölçtü. Kaçın üstünde olunca bende ya da bir defa ölçmeyle hemen hipertansiyon hastalığı tanısı konuluyor mu? Evet, bir kez de konulmuyor hocam. Ölçmenin koşulları var. Öncelikle biz koldan ölçülen cihazlardan öneriyoruz. Yani bilekten de ölçebilirler ama öncelikleri koldan ölçen cihazlar edinmeleri daha mantıklı. Hastaların yaklaşık yarım saat dinlenmeleri gerekiyor. Tansiyon ölçümünden önce. Ölçümden yarım saat önce çay, kahve, sigara, zaten sigara içmemeleri lazım. Hani sigara da içmemiş olmaları gerekiyor yarım saat öncesinde. Loş bir ortamda iki ayak yere değecek şekilde kol kalp seviyesinde tansiyon ölçülür. Bir ölçüm yeterli değil. Bunun gibi iki ölçümde de yüksek çıkarsa tansiyon yüksek? Evet, onu söylemedik. 135 dediğimiz büyük tansiyonun 135 çıkması, küçük tansiyonun da 85 çıkması. Artık 135, limitler biraz 85. aşağı düşürüldü. Önceden 14'e 9 denirdi. Şimdi 135'e 13.5'a 8.5 çıkması, yüksek çıkması, yüksek tansiyon. Tansı koyduruyor. Anladım. Şimdi o zaman evinde ölçen birisi 135'e 85. Şimdi üstünde çıkarsa kardiyoloji doktoruna gitmesi gerekiyor. Evet. Size polikliniğe geldiği zaman da siz ayrı iki ölçüm mü yapıyorsunuz yoksa bütün hastalara Holter öneriyor musunuz? Biz eğer ev ölçümlerinde iki tane yüksek çıkmışsa biz de orada ölçtürüyoruz hastayı. Orada da yüksek çıkmışsa ve ekoda bunu destekleyen bazı bulgular, ekokardiyografi dediğimiz kalp ultrasonunda örneğin kalp duvarında kalınlaşma görebiliyoruz. İşte bunun komplikasyonu, bunun yani vücuda verdiği zararları diyebiliriz. Tansiyonun vücuda verdiği zararları görüyorsak işte göz damarında bazen hasar olabiliyor, göz doktoru gönderebiliyor. Artık biz o zaman tansiyon tanısını koymuş oluyoruz. Ha, şüphelendiğimiz durumlarda bir tansiyon holteri, yani 24 saat tansiyon ölçen bir cihaz takıyoruz hastaya, pille çalışan. Hasta onu 24 saat boyunca kolundan çıkarmıyor. Ertesi gün yarım saatlik ölçümleri değerlendiriyoruz. İşte dalgalanmayı, tansiyon dalgalanması, gece gündüz dalgalanmalarını. Buna göre tansiyon tanısı koyuyoruz. Şimdi tamam, hipertansiyon hastasıdır dediniz. Tedavi süreci nasıl oluyor? Hemen ilaç mı başlanıyor yoksa böyle diyabetteki gibi önce bazen onlar herhalde geçen konuşmuştuk doktor hanımla. Önce hayat kalitesinin değişikliğiyle ilgili şeyler öneriyorlarmış. İşte diyettir, biraz daha ne diyeyim, hareketli bir yaşam gibi. Hipertansiyon hastalığında nasıl oluyor? Şimdi evre bir hipertansiyon dediğimiz, yani bu 135'in yukarısıyla 145'in arasındaki olan ilk başlangıç hipertansiyonunda hemen biz ilaç başlamıyoruz. Yaşam düzenlemesi tavsiye ediyoruz. Diastol, yani küçük tansiyonda onu söylemedim. 85 ile 95 arasında diyelim. Bu aralıkta çıkan tansiyon hastası grubuna önce bir yaşam düzenlemesi, bahsettiğiniz dahiliye doktorlarının yaptığı gibi, şeker hastalarının yaptığı gibi benzer bir uygulama nedir? Tuzsuz beslenmek. Tuzu öncelikle derhal kestiriyoruz. Sigara varsa sigarayı kesmesini söylüyoruz hastaya. Bunu istiyoruz. Zayıflamasını tavsiye ediyoruz. Verilen her 10 kilo %10'a yakın tansiyon düşüşüne neden oluyor. Bu öyle çok mi kıymetli. De 10 kilo vermek de çok kolay değil, değil tabii. Ama hani çabalaması için inanılmazmış, mutlaka. Ve yürüme nedir? Sağlık örgütü günlük 8000 adım öneriyor. Biz de işte söylüyoruz, yarım saat ya da işte bilekliğiniz varsa bir 8000 adım mutlaka atın. Tempolu yürüyün. Terleyecek şekilde hafif tempo, yani yüksek tempoda. Gezinti şeklinde olmayan. Bunları öneriyoruz. 3 ay bunları bir yapın. Eğer bunu yapamıyorsanız, tekrar arada yükseliyorsa vakitte kaybetmiyoruz. Çünkü tansiyon çok yıkıcı bir hastalık. Ama bunu başaran hastalarımızda az da olsa oluyor. Yani yapılabilir.
kendilerini bu konuda şey hissetmesinler. Başaranlarımız da oluyorlar hastalarımızdan. Bunlara rağmen düşmezse tansiyon ilacı başlıyoruz tansiyon. Ama bazen normale de gelebiliyor. Başlangıç seviyesi için konuşuyorum ama. O zaman tansiyon hastalığının evreleri var. Evet. O evreye göre hangi tedavi uygulanacağına karar veriliyor. Evet. Tansiyon ilacı kullanan ya da şöyle söyleyeyim, gebelikte o ilaçlara devam edilebiliyor mu? Gebelikte ve emzirende farklı ilaç türlerine geçiyoruz. Süte geçmeyen veya... Kullanılabilen ilaçlar var yani. Var. Tabii gebe olmayanlardakiler kadar etkin değiller. Daha kadar güçlü olmamalarına rağmen işlerini yapıyorlar yani. Yeterli gelebiliyorlar. İlaçlar görevini yapabiliyor. Var. Gebelere de verilebilecek ilaç gruplarımız var. Hocam bazen tedaviye rağmen tansiyonu düşmeyen, dirençli tansiyon diye bir kavram var. Bilmiyorum sizin kullandığınız bir terim mi? Evet. Ne oluyor? Mesela kişi ilaçlarını kullanıyor, diyetine devam ediyor ama evde bir türlü tansiyonu da düşmüyor. Ne yapsın bu insan? Bunlar önce nedir mesela dirençli hipertansiyon? Bütün tansiyon ajanları, bütün derken örneğin idrar söktürücülerimiz var, damar genişleticilerimiz var. Yani anlaşılır şekilde söylersek. Bunların kombinasyonlarını yaptığımız zaman üçlü, dörtlü ilaç kombinasyonları oluyor. Bunlara ilave etmemize rağmen direnç, üçlü, dördüncü ilacı örneğin beşinci ilacı ilave etmemize rağmen bütün tabii farklı türlerden yine tansiyon düzenlenmesi sağlanamayınca bunlar dirençli yüksek tansiyon olarak gruplandırıyoruz. Hani bunlara da bazı girişimsel yani ameliyat değil de anjiyo yöntemi gibi işlemlerle, radyasyon yoluyla bazı bir tedavi şeylerimiz var, seçeneklerimiz var. Ne yapılıyor hocam? Anjiyoyla damarları mı? Anjiyo değil, radyo frekans bir dalga ile radyasyon gönderilerek damar yola açılıyor. O bölgeye bir uyarı gönderilerek sempatik sinir sisteminin yani bu uyarıya neden olan sinir sistemimizin yavaşlatılması sağlanıyor diyebiliriz yani farklı bir yöntem. Peki. Şimdi Günay hocam bize de çok sık polikliniğimize başvuran hastalarda ben sinirlenince tansiyonum çıkıyor. Şimdi biz biliyoruz ki anksiyetede ya da korkuda sinirlendiğimizde adrenerjik deşarj oluyor. Adrenalin de tansiyon seviyelerini yükseltiyor. Bu normal midir yoksa hemen hastalıktan korkalım mı ya da nereye kadar yükselirse bu normal değil diyelim? Yani şöyle yaklaşım daha doğru. Tabii ki efor sırasında biz hani bahsettiğim gibi yarım saat dinlenip tansiyon ölçmekten işte neden bahsediyoruz? Hani efor bilindiği üzere tansiyonu yükseltir. Evet. Olağan bir durum. İşte sempatik sistem, işte savaşma, kaçma veya dona kalma tepkisi dediğimiz hepimizde bütün canlılarda olan işte memelilerde veya bütün canlılarda olan bu tepki, sempatik sinir sistemi tansiyonu yükseltir ki işte o canlı kurtulsun o şeyden. Savaştan diyelim, o travmadan, ona gelen o korkutucu durumda. Tabii ki tansiyonu yükselten bir durum ama bu kronik bir durum arz ediyorsa, örneğin bir travma yaşadı, bir üzücü, bir korkutucu bir olay yaşadı ve hastada travma sonrası yani şiddet sonrası bir stres bozukluğu oluştu. Bu hastalar şöyle, tedavi tabii ki yani ikinci nedenli bir tansiyon yüksekliği denilebilir. Yani psikiyatrik bir hastalıktan veya rahatsızlıktan veya duygusal stresten kaynaklı bir yüksek tansiyon görüyoruz. Ama bu durumda hem bu tedavi yani duygusal tedavinin başlaması hem de tansiyonun da düzenlenmesi gerekmekte. Çünkü tansiyon hasar verici bir hastalık. Ha biz o durumda ilaç başlıyoruz. Örneğin hastaya tam ilaç başlamamız gerekiyorsa ileri evre olabiliyorlar. Kaygısı var, stresi var, duygusal. Yani şunu sormak istedim aslında hocam. Mesela işte şu sınırdan sonrasına biz anormal diyoruz. Şimdi kavga ediyorum hocam, oturuyorum bir bakıyorum tansiyonum şuralara fırlamış. Hani beklenir bir şey ya sempatik deşarjdan dolayı. Şundan şu öyle bir düzey var mı şu an? Hocam şöyle tam bir düzeyden bahsetmek doğru değil ama tabii ki şey değil. Bazen hastalarda geliyor tansiyonu 13,5'un altında ama bu beni rahatsız ediyor diyor. Başım ağrıyor işte. Anladım. Ben bunlara ilaç başlamıyoruz ama tam bir seviyeden bahsedemiyoruz bunun için. Anladım. Evet. Peki şunu sorayım. Tansiyon, hipertansiyon tanısı koydunuz. Kişi ben tedavi olmak istemiyorum diyor. Neler olur tedavi olmazsa? Hocam bizim gördüğümüz vücutta çok yıkıcı etkiler. Örneğin kalp, yani bu damar sert damar sisteminin üzerine çalışan bir pompa düşünelim. Buraya sürekli kan göndermeye çalışıyor. Damarlar çok sertleşmiş, borular sert. Yoğun bir stres yükü üzerinde çalışıyor. Bu şey gibi
kombi örneği verebilirsek, kombi hep yüksek basınçta çalıştırsa kombi arızalanır. Evet. Kalp dokusu da buna bu basınca pompalaya kalınlaşıyor. Kas dokusu kalınlaşıyor. Bu ileri dönemde kalp yetmezliği, ritim bozuklukları gibi ciddi problemlere yol açabiliyor. Kalp yetmezliği biliyorsunuz çok yıkıcı bir hastalık. Evet. Uzun dönem ölümcüllüğü çok yüksek bir hastalık. Bu oluşabiliyor. Daha sonra uç organ hasarları nelere gidebilir? Bütün organlar işte göz kanamaları, beyin kanamaları, beyin kanamasına görme mahalle, kaybı da yapabilir. Kesinlikle körlük, geri dönüşümsüz hatta geçici görme kaybı değil, geçici de yapabiliyor, kalıcı körlük de yapabiliyor. Beyin kanamaları, ani ölümler kanamaya bağlı, böbrek yetmezlikleri, işte, ne demek bahsettik, kalp krizi, ileri dönük kalp yetmezliği gibi ciddi yıkımlara yol açıyor. Yani aslında damarlar demek, vücut demek. Evet. O zaman tüm vücudun etkilenebileceği süreçlere kadar ilerleyebilir. Kesinlikle, kesinlikle. Peki, hocam şimdi hipertansiyon için risk faktörlerini konuştuk. Nelerden korunabiliriz de konuştuk. Ben şimdi şeyi sormak isterim. Hipertansiyon var, hipotansiyon hastalığı da var mı? Evet, hipotansif durumlar var, hipotansiyon hastalığı var hocam. Ha, var. Var, evet. Fakat şöyle, ülkemizde buna yönelik bir ilaç yok. Bunlara neler, bu tür hastalara tabii tansiyon düşüklüğü nedir onu söyleyelim. Hani büyük tansiyonumuz 90, küçük tansiyonumuz 60'a kadar normal kabul edilebiliyor. Tabii hasta tolere, yani hasta bunu kaldırabiliyorsa, bazı hastalar bayılacak olabiliyorlar. Baş dönmeleri şiddetli oluyor, gözleri kararıyor, bayıldım diyen hastalar oluyor. Bu değerlerin altında, örneğin 9'a 6'nın altında bir tansiyon çıkıyor. Biz bunlara bazı egzersizler tavsiye ediyoruz. İşte sabah uyandığı zaman 2 bardak, örneğin 1-2 bardak su içmelerini tavsiye ediyoruz. Ani yattıkları, oturdukları yerden ani kalkmamalarını tavsiye ediyoruz. İşte toplum içinde başı döndüğü zaman oturup çömelmesini, kollarını kilitlemesini, bacaklarını kilitlemesini söylüyoruz. Bu internette buna ilgili şeyler var. Hangi pozisyonlar almalıyız videolar gibi var. Videolarda faydalanabilirler. Yaygın bu videolar. Bir de bacak kaslarını güçlendirici egzersizler, işte koşudur, yürüyüştür, step'tir dedi, bu merdiven inme çıkma gibi bazı bacak kaslarımızı güçlendiren egzersizler. Bu hastalara faydalı oluyor. Bu hastaların şikayetlerini azaltıyor. Bu da yine esansiyel hipotansiyon oluyor değil Yok, esansiyel denemiyor. Bunda nasıl güzel tanı uyduruyorum. Esansiyel hipertansiyon sadece bu yüksek tansiyona yakıştırılmış bir tanım. Hipotansiyon, tansiyon düşüklüğü, hipotansif ataklar diye tanımlanıyor. Anladım. Peki hocam, hipotansiyon mu daha korkutur bir hekim mi, hipertansiyon mu? Hipertansiyon daha çok korkutur. Yani tabii son çalışmalara göre hipotansif durumların da sanıldığı kadar masum olmadığı söylense de şu anda halen yüksek tansiyon, düşük tansiyondan daha tehlikeli kabul edilmekte. Peki hipertansiyon hastası olan, ilaçlarını da kullanan bir kişi evde şiddetli işte ensede ağrı, kalp çarpıntısı hissetti, tansiyonunu da ölçtü, işte atıyorum 200'e 120 çıktı. Ne yapsın? Hemen hastaneye acile mi gelsin? Kendisi evde yapabileceği bir şeyler var mı? Yok, bu mutlaka acile gelmesi gerekiyor. Buna hipertansif aciller diyoruz. Bu beyin kanaması gibi çok hayati şeyler için yüksek bir durumdur. Hemen hastaneye gelmelerini, özellikle damardan verilen, serumla verilen tansiyon düşürücüleri zaten doktorlar uygun görecektir onu. Bunlarını almalarını tavsiye ediyoruz. Evde çözemezler bunu. Anladım. Mesela diyabet hastalarında işte kendileri ölçüyorlar, bazen ona göre insülin falan da yapıyorlar ya. Tansiyonun çok yükselirse acil durumlar için şunu al, ilaç ismi söylemeyeyim de gibi bir yaklaşım yok. Eğer ciddi anlamda yükselmişse ve kişinin klinik belirtisi de varsa acile başvurmalı. Kesinlikle bir an önce acile başvurmaları gerekiyor. Çok hastalarda görüyoruz. Sarımsak yiyorum hocam, limon yiyorum. Bunlarla olmuyor. Hani tabii ki. Hocam yeri gelmişken sorayım, ne olursunuz. Sarımsağın ve limonun etkisi var mı? Var hocam. Tansiyon düşürmeye etkisi var ama tabii ki bir ilaç kadar etkili değil. Minimal düşürür. Örneğin 160-155'e düşürebilir. Hani bu zaten bize bir ilaç değil. Çünkü biz bunun dozunu ayarlayamayız. Bunun kana ne kadar geçtiğini ayarlayamayız. İlaçlar bu yüzden var. Alabilirler sarımsak, limon. Faydalı yiyebilirler. Fakat bunu tansiyon düşürmek için böyle bir bilinçli, ben böyle işte bunları kullanıyorum gibi bir düşünce aman çok yanlış, vatandaşlarımız için söyleyelim. Evet. Çok büyük zarar görürler, çünkü görüyorlar. Maalesef böyle genç yaşta kaybettiğimiz hastalar oluyor.
Hatta bizim hastanemizde çalışan sağlık memurumuz kendisi ben bitkisel şeyler yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım hocam diye diye maalesef ani beyin kanamasından kaybettik. Yani aslında, bunu da bir evet, trajik bir şey olarak anlatıyorum ki. O yüzden sordum. Bizim toplumumuzda kronik hastalıkların tedavi sürecine uyum maalesef kötü. Evet, evet. O yüzden hani tedavisiz kalırsa ne olur diye sormuştum ben aslında. Yani son dönem ölüme kadar evet, çok ciddi bir durum. En son hem hayat kalitesini çok ciddi bozacak rahatsızlıklara sebep oluyor. Evet. Ölüme de yol açabiliyor. Kesinlikle. Peki. Şimdi Güney Hocam. La birlikte hipertansiyon nasıl korunur, tedavide neler uygulanır onu konuştuk. Kısa bir ara verelim şimdi, sonra tekrar yine birlikteyiz. Evet, yeniden merhabalar. Kardiyoloji uzmanı Doktor Güney Sarıoğlu ile birlikteyiz. Hipertansiyonu ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Şimdi Güney Hocam, en sık başvurulardan birisi hipertansiyon demiştiniz, ikincisi de kalp krizi demiştiniz. Evet. İzninizle birazcık kalp krizini konuşalım. Kalp krizi vakaları nasıl başvuruyor size? Genelde acile mi geliyorlar, polikliniğe başvuranlar oluyor mu? Evet hocam, genelde tabii ki bir acil olduğu için bunlar daha çok acil serviste gördüğümüz hastalar. Poliklinikte çok nadir rastlarız. Hastalar göğüs ağrısıyla başvuruyorlar. Acil doktorlarımız nasıl da bize danışıyorlar. Nasıl bir göğüs ağrısı hocam? Hocam genellikle en sık şey şudur. Mengeneyle yani bir şeyle bir mengene dediğimiz bir şeyle böyle bir sıkıştırılmışlık hissi. Bu göğüslerinde bir baskı. Taş oturmuş derler, işte öküz oturmuş derler bazen toplumda. Böyle ezici, sıkıştırıcı, baskı kuran bir göğüse ağrı, özellikle 2 dakikadan uzun süren, hatta kalp krizlerine 20 dakikadan uzun süren bir ağrı şeklinde görüyoruz. Bu daha çok sol kola yayılabiliyor. Nadiren sağ kola da yayılabiliyor. Alt çeneye özellikle, alt dişlere yayılabiliyor. Sırta. Uyuşma mı, ağrı mı hocam? Ağrı şeklinde daha çok yayılabiliyor. Göğüsten buraya yayılan, alt çeneye yayılan. Şikayetler şeklinde olabiliyor. Dediğimiz gibi sol kol ağrısı, sol kolda uyuşma tabii o sırada olan. Çarpıntı eşlik ediyor mu hocam? Çarpıntı da sıklıkla eşlik ediyor. İşte huzursuzluk, baskı hissi göğüste. Temel şikayetimiz bu. Hastalar bu şekilde acil servise başvuruyorlar. İlk başta acil uzmanlarımız bir EKG çekiyorlar ve acil doktorlarımız. Ondan sonra bize danışıyorlar. Biz bu EKG'yi artık vatandaşlarımız da biliyordur aşağı yukarı. Bir kağıt parçası. Kalbe yapışkanlı şeyler takılarak kollara ve ayaklara, bacaklara ve göğüse takılıp bir şerit çekiliyor. Buradan, kalbin iletiminde bir anormallik var mı yok mu? Kalbin elektrik iletimine bakılıyor diyebiliriz daha doğrusu. Tabii bu kalp krizi durumlarında bu elektriksel durum değişiyor. Yani kalbimizde bir vücudumuz gibi, tüm hücrelerimiz gibi bir pil gibi düşünebiliriz. Bir elektrik üretiyor az da olsa. Biz bu elektriği küçük şeylerle, ölçümlerle tespit edebiliyoruz. Tabii kalp krizi gibi durumlarda bunun voltajı değişiyor. Artıdan eksiye örneğin değişmiş olabilir, eksiden artıya değişmiş olabilir. Biz bunu görüp buna göre yaklaşımda bulunuyoruz. Hani nedir mesela ilk başta göğüs ağrısıyla geldiği zaman acil doktorlarımız nelere dikkat ediyorlar? Sadece kalp krizi olmayabiliyor. Damar yırtılması dediğimiz bu halk arasında söylerler aort damar yırtılması olabiliyor. Akciğere pıhtı atmış durumlarda olabiliyor. Bu temel üç şeye dikkat etmek gerekiyor. Göğüs ağrısıyla gelen hastalar acile ya kalp krizi ya aort diseksiyon dediğimiz büyük damar yırtılması, ana atar damarımızın yırtılması ya da akciğer pulmoner embol dediğimiz akciğere pıhtı atması durumundan şüphelenmek gerekiyor. Tabii EKG gibi bazı bulgularla biz kalp krizini ayırt edebiliyoruz buradan. Şimdi şey dediniz doktor bey, ağrı böyle mengeneyle sıkıştırılma tarzında 20 dakikayı 20 dakika 2 en dakika az 20 dakika sürüyor diyelim. Şimdi mesela işte 2 aydır benim göğsümde ağrı var. Ya da 1 yıldır göğüs ağrım var. Bunlar kalp krizini düşündürür mü? Şöyle hocam. Ağrı bu daha çok polikliniğe gelen hastalar olduğunuzu varsayalım. Örneğin bir böyle bir hasta geldi diyelim. İşte 1 yıldır şu parmağım uyuşuyor. İşte buram göğsümde ağrı oluyor. Derler. Biz bu durumda neleri sorguluyoruz? Ağrının türünü. Örneğin nasıl bir ağrı?
baskı gibi mi, iğne batması gibi mi deriz. İşte nedir? Hasta söyler ki bıçak saplanıyor gibi şu noktaya. Kalp krizi gibi veya damar tıkanıklığı ağrılar yaygın. Göğsü komple diyelim. Şöyle geniş yaygın bir alanda oluşur. Hasta bir parmağıyla bir noktayı göstermez. Bu mesela ayırt edicidir. Parmakla gösteriyorsa kalp dışı genelde düşünürüz bir noktaysa. Yaygınsa damar tıkanıklığı düşünürüz. Şunu sorarız, eforla mı? Yani yürürken mi oluyor, işte merdiven çıkarken mi oluyor, yoksa yatarken, dinlenirken de oluyor mu? Genelde kalp ağrılarımız, damar tıkanıklığı ağrılarımız istirahatta olmaz. Buna dikkat ederiz. Tam tersi, işte merdiven çıkarken bir efor sırasında, koşma sırasında, bazen bir kavga sırasında oluşabiliyor. Yoğun bir stres tetikleyicisi durumda, bir kayıp sonrası, ölüm sonrası, yakınını kaybetme sonrası olan yoğun üzüntü ile gelen bir göğüs ağrısı olabiliyor. Ya da çok ağır bir yemek sonrası, işte nedir ağır yemek? Çok yağlı, çok proteinli, çok etli. Diyelim bir ziyafet diyebiliriz. Ziyafet sonrası olan bir göğüs ağrısı. Ya da çok soğuk havalarda bir anda ortaya çıkan bir baskı şeklinde ağrı. Bunlar kalp ağrılarını düşündürüyor. Kalp krizi ağrısı ne kadar sürer? En fazla 1-1,5 gün sürer. Ama bu hasta diyorsa benim işte aylarca var bu, işte yıllarca var diyorsa buna kalp alt planlara, geri planda düşünürüz kalp hastalıklarını. Ne düşünebiliriz? İşte boyun fıtığı düşünebiliriz. Romatizmal hastalıklar, postür kondrit dediğimiz bu eklemlerin iltihaplarını düşünebiliriz. Neler olabiliyor? Bazen kadınlarda meme kistleri olabiliyor. İşte bunları baskı oluşturabiliyor, batma gibi ağrılar yapabiliyor. Önce bunları bir düşünürüz. Boyun fıtığı çok sık görüyoruz. Boyun fıtığının ağrıları çok böyle karıştırılıyor halk arasında. Acaba kalp krizi mi geçiriyorum diye. Bunları ayırt ederiz. Peki Güney Hocam, kalp krizi geçirip de hastaneye hiç başvurmayan vaka olmuş olabilir mi? Yani, evet. Öyle mi? Maalesef var. Bu da hangi gruplarda? Aslında güzel bir konuya değindiniz. Şu da olabiliyor. Bazen kalp krizleri ağrısız da gelebiliyor. Bunlar şanssız hasta grubu dediğimiz. Özellikle şeker hastalarında, uzun süre şeker hastalığı olan, kontrolsüz şeker. Yani ne demek kontrolsüz? İşte doktorların tavsiyesine uymuyor. Şeker hep yüksek. Atıyorum işte 300'lerde, 500'lerde, 3 aylık kontrol. 8'lerin üzerinde. Hemoglobin A1C, 3 aylık şeker takibi derler. Bunların hep yüksek çıkması. İşte tam sayısı aklımda değil ama dahili uzmanlarımız bunu daha söyleyecektir ama zaten bilirler. Bunu 8'in veya 10'un geçen üstü olabilir. Geçen konuştuk, evet. 8-8,5 üstüne. Bununla bu gibi durumlarda, yaşlı hastalarda, bazen kadınlarda uyumsuz ağrılar, atipik dediğimiz hani beklenmedik bir romatizma ağrısı gibi de nadiren gelebiliyor. Bunlar şanssız hasta grubu aslında. Neden şanssız? Çünkü normal insanlar gibi tipik bir göğüs ağrısı, işte baskı şeklinde biz hemen işte bu kalp krizi mi deyip irdeleyeceğiz ama bunlar işte evde geçiriyorlar bazen kalp krizi. Sonradan tesadüfi görülebiliyor. İşte siz işte kalp krizi geçirmişsiniz aylar önce, yıllar önce. Onu nasıl anlıyorsunuz oluyor hocam? Yani kişi tanısı konulmamış, geçirilmiş kalp krizi var. EKG ile mi yine? EKG düşündürüyor hocam ama her zaman EKG de bozuk çıkmayabiliyor. Böyle bir zorluk var. %20 hastada EKG normal çıkıyor kalp krizi sırasında. En çok ne iyi gösteriyor? Bizim kalp ultrasonu dediğimiz ekokardiyografi ve baktığımız zaman kalbin normalde işte şöyle bütünsel bir kasılma göstermesi gerekirken kalp krizine bağlı ölmüş bir doku kasılmıyor. Mesela şurası kasılıyor, burası az kasılıyor. Ha diyoruz ki bu burası beslenmiyor, burası yıkım olmuş, kalp dokusu ölmüş, kalp krizi geçirmiş daha önce diye anlıyoruz, tanı Anladım. Koyuyoruz. Peki Güney Hocam, kalp krizi için riskli bir grup var mı? Şunlarda korkarız kalp krizi geçirmesi açısından dediğiniz bir grup var mı? Mutlaka. Başlı başına erkek cinsiyet bir risk faktörü. Orta yaş nedir işte? 55 yaş üstü erkeklerde, 65 yaş üstü kadınlarda risk, yaş riski oluşturuyor. Sigara içmek miktarına bağlı, daha çok içtikçe daha çok şikayet oluşturuyor. Evet. Bizi izleyenler şöyle zannetmesin, işte ben günde bir tane sigara içiyorum, bir şey olmaz. Değil, çalışmalar şunu göstermiş, günde bir tane sigara dahi kalp krizi riskini arttırıyor maalesef. Hiç sigara içmemeleri gerekiyor. Şeker hastalığı bir risk faktörü, yüksek tansiyon risk faktörü. Genetik miras dediğimiz anne baba kardeşler, yani birinci derece akrabalarımızda erkeklerinde, yani anne baba kardeşlerine baksınlar, 55 yaşın altında bir erkekte kalp krizi veya damar tıkanıklığı, ani ölüm oluşmuşsa veya kadında, bu birinci derece akrabasının içinde kadınlara baksınlar, 65 yaş altında bu durumlar gelişiyorsa
bu da risk faktörü olarak görülüyor. Ha, yüksek kolesterol seviyeleri, ailesel olabiliyor. Bazen hasta zayıf geliyor ama bir bakıyoruz rutin kolesterol yüksek çıkıyor. Ne demek rutin? Hani biz 20 yaşında bir kere bir baktırmak gerekiyor herkesin. 20 yaşını dolduran kişinin kan kolesterol seviyelerinin ölçülmesi gerekiyor. Bunu da buradan tespit edebiliyoruz. Bunlar temel risk faktörleri. Ha, stresi de minor risk faktörü, küçük risk faktörlerine sokuyoruz. İşte A tipi kişilik dediğimiz böyle çok böyle kaygılı, işte koşuşturmalı, hep böyle bir şeye yetişmek isteyen kişiliklerde A tipi kişilik dediğimiz sakin olmayan kişiliklerde de risk artıyor. Bunlar da küçük bir risk faktörü. Peki tansiyon hastalığı var, diyabeti var ya da işte obez hasta, sigara kullanıyor. Bu tür riskli gruplara belli periyotlarla kalp krizi geçirmesin diye, erken önlenebilsin diye kontroller öneriyor musunuz? Kesinlikle. Bahsetmiştim bu bahsettiğim gibi birinci derece akrabalarında kalp damar tıkanıklıkları diyelim, kalp krizi, ani ölüm, felç olan hastaların 40 yaşına kadar 5 yılda bir, 40 ile 50 yaş arasında da 2 yılda bir, 50 yaş üzerinde de yılda bir kardiyoloji muayenesine gelmesi gerekiyor. 40'tan sonra 2 yılda 2 bir, 50'ye bir. Kadar tamam. 2 yılda bir, 50'den sonra yıllık, senelik düzenli kontrollere gelmesi gerekiyor. Ha ileride kalp krizi geçirir, stent takılır, onlar periyotları değişiyor. Onları biz zaten hastalarımıza bildiriyoruz. Bazen 1 ay sonra, 3 ay sonra, 6 ay sonra diye takiplerimiz oluyor. Genel olarak bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Tamam. Hastalarımızın. Peki Güney Hocam, şimdi genelde acil servise başvuruyor dediniz vakaların büyük çoğunluğu. Şiddetli 20 dakikadan uzun süren göğüs ağrısı oldu. Acile geldi, EKG'si çekildi, kanda da bir şeylere bakıldı, onu destekleyen enzimler var herhalde. Evet, evet. Onlar bakıldı, tamam evet bu kalp krizinden de nasıl müdahale ediliyor? Şöyle enzimleri de söyleyeyim, troponin duymuşlardır izleyicilerimiz. Troponin düzeyine bakılıyor ama tabii ilk başta hemen normal çıktı diye kalp krizi değil diyemiyoruz. Genelde kanda bir 4-6 saatte beliriyor. Yüksek duyarlı ölçümlerle de 1-3 saat arasında belirliyor ama genellikle bizim hastanelerimizde 4-6 saatlik ölçümler var. Bu da yeterli oluyor. Bize yol gösterici oluyor. Nasıl bir yol izliyoruz? 10 dakika içinde EKG çekilmesi şart. Göğüs ağrısıyla gelen hastanın acilde. 10 dakika içinde EKG çekildikten sonra kalp krizi tanısı konulursa 90 dakika içinde bunun bu tıkanıklığın açılması gerekiyor. Üst sınırımız da 120 dakika. 120 dakika içinde faydalı oldu bu süre. Yani nedir 120 dakika? Ne yaşanıyor diyelim mesela kalp krizinde? Damar tıkanıyor, oksijen gitmiyor. Yani kan dolaşmıyor. Damarın içinde bir pıhtı oluşuyor, kan pıhtısı oluşuyor. Kalp dokusu beslenemiyor değil mi hocam bunda? Biraz daha aslında başına dönersek, biraz toparlarsam, karışık anlatmış oldum kalp krizinin başlangıcı. Kalpte bir plak yırtılıyor. Bir plak var diyelim içinde, borunun içinde bir işte yağlanmış bir alan var, kireçlenmiş bir alan var. Burada kan akımı stresiyle, işte yüksek tansiyon olabiliyor bunu tetikleyen yüksek akım. Bunu bir anda sigara kullanımı, bu plağın, bu küçük parçanın yırtılmasına neden oluyor. Hani nasıl elimiz, kolumuz yaralandığı zaman, kesildiği zaman kan pıhtısı oturuyorsa işte biliyoruz hepimiz. Bu da damarın içinde gelişiyor. Damarın içinde bir kan pıhtısı oluşuyor. Bu kan pıhtısı büyüyor. Bir anda hastada o şiddetli göğüs ağrısı dediğimiz şikayetler meydana geliyor. Bazen şanssız hastalarımıza ani ölüme bile yol açabiliyor. Bu yetişemeyebiliyorlar maalesef. Bu pıhtı tamamen tıkadıktan sonra kan dolaşımı, yani kan akamıyor doğal olarak. O borunun içinde iletim olmuyor. Besleyici maddeler taşınamıyor, oksijen taşınamıyor, işte glukoz dediğim şeker taşınamıyor, beslenemiyorlar. Burada dokulara kan gitmemeye başlıyor. Bir 30 dakikalık bir şey periyodu var diyelim. Yani kalp dokuları 30 dakika dayanabiliyor. Kalp dokumuz oksijensizliğe, besinsizliğe. Sonrasında ölüyor. Biz ondan sonra tekrar şeye dönersek, kalp krizine dönersek, ne demiş? 90 dakika içinde bunun açılması gerekiyor bu tıkanıklığın. Ha bunlar şeyle açılmıyor, ilaçlarla açılmıyorlar. İlaç seçeneklerimiz de var ama yetersiz. İlaçlar az da olsa bir plakta, pıhtıda erimeye yol açabilen pıhtı eritici ilaçlarımız var ama biz bunu tercih etmiyoruz günümüz kardiyoloji dünyası. İlk olarak hastayı anjiyografi yöntemiyle bu tıkalı olan damara tel gönderip oraya balon, üstüne stentle kan akımı sağlayıp hastanın kalp dokusunu kurtarıyoruz, hastayı kurtarmış oluyoruz. Bu anda 10 dakika içinde EKG çekilmeli, hızlı bir şekilde tanı konulduktan sonra anjiyo yapılabilen bir merkeze 90 dakika sevk edilip hızlı bir şekilde 90 dakika içinde anjiyoya girilip açılması gerekiyor. Hatta 120 dakika diyebiliriz.
hastanın fayda gördüğü dakika. Ha, bu periyodu kaçırırsa kalp yetmezliği gelişebiliyor. Bir nevi iş işten geçmiş gibi oluyor. Ondan sonra yönelik tedavilerimiz oluyor. Tabii ki bu durumda da hastayı tedavi ediyoruz, takip ediyoruz, yatırıyoruz. Ulaşım sorunu olan yerlerde yaşayanlar için o zaman riskli bir durum. Mutlaka, ama tabii ki hastanelerimiz daha yaygın, ambulanslarımız hızlı. Yani nakiller bir yarım saat 40 dakika da olsa, yeri hazırlanabilirse hastalarımızın çok güzel, hızlı bir şekilde müdahale edilebiliyor. 90 dakika içinde yetebiliyor. Çok büyük, çok uzak ilçeler dediğiniz gibi ya da kar yolundan kapanmış köyler olursa tabii onlar şanssız grup. Onlar dediğiniz gibi şanssız oluyorlar. Şimdi anjiyo tedavi amaçlı yapılan bir işlem. Evet. Bu kalp krizinde. Şöyle diyeyim, anjiyo tanısal bir işlem diyelim. Şu kalp krizinde de tanısal amaçlı mı yapılıyor? Evet, önce tanısal, yani anjiyo işlemi tanısal, bir damarın röntgeni gibi. Anjiyo damar demek, grafi de röntgen demek diyelim. Damarın röntgeni anjiyo işleminde çekiliyor ama aynı seansta balon stentle tedavi seçeneğimiz var. Hiç kaldırmadan hastayı aynı şekilde hemen devam ediyoruz. Riskleri var mı peki? Bu anjiyografinin riskleri var mı? Var hocam. Tabii kalp krizi sırasında bu risk düşünülmez. Evet. Ama genel normal bir ayaktan anjiyo yaptık diyelim. Kalp krizi değil, tanısal amaçlı anjiyo yaptık. Nedir? Bunun yaklaşık 10 binde bir ani ölüm riski var maalesef. Düşük de olsa 10 binde bir ölüm riski var. Binde bir, iki oranında bir kanama ihtimali, bir damar yırtılması ya da anjiyo kasıktan yapıyoruz daha sıklıkla. Bu anjiyo yerinin iltihaplanması, enfeksiyonu, kanaması olabiliyor. Ritim bozuklukları olabiliyor. Ama temel olarak ölüm dersek tabii de anjiyoya bağlı komplikasyonlar olabiliyor. İşte bazen hava embolisi dediğimiz ekipmanlardan geçen şeyler oluşabiliyor. Nadir, bunlara bağlı 10 binde bir ölüm riski var. Onun dışındakiler ölümcül olmayan. Felç tabii 10 binde bir gibi yaklaşık bir felç riski. Geçici, bunlar daha çok geçici oluyor ama kalıcı daha düşük. İhtimali yani, bir felç olabiliyor. Anladım. Kalp krizi geçiriyor denilen kişiye anjiyografi kesinlikle yapılmalı. Kesinlikle o anda yapılmalı. Da stent ya da balon neyse tedavi amaçlı da bir işlem yapılıyor. Uygulanmalı, evet. Peki kişi ya bu işlem yapıldıktan sonra, yani kalp krizi geçiren birisi genelde kaç gün sonra evine dönebiliyor? Evet, şöyle hastane kalım sürelerimiz 4 gün, 3-4 gün arasında değişiyor. Çok büyük bir kalp krizi ise, kalbin ön duvarı etkilenmişse bunda 4 güne uzatabiliyoruz. Veya işte böbrek yetmezliği gelişen hastalarımız olabiliyor. Ekstra farklı hastalıklarla beraber eşlik ediyorsa biraz uzayabiliyor ama bunlar nadir görülen durumlar. Sıklıkla hastalarımıza 3-4 gün içinde taburcu ediyoruz. Peki kalp krizi geçirdiği kişi tedavisini olduğu eve gönderiliyor. Medikal tedaviler uygulanıyor mu? Evet, ilaç tedavileri çok önemli bundan sonra. Yaşam düzenlemesiyle birlikte ilaç tedavileri. Yaşam düzenlemesini tekrar söylemek gerekirse sigarayı defalarca vurgulamak gerekiyor. Sigara hiç içmemeleri gerekiyor. Stentin tekrar tıkanmasına neden olabiliyor bu. Kanın pıhtılaşmasını arttırıyor sigara. Kanımızın daha kolay pıhtılaşmasına neden oluyor. Bu trombojenite dediğimiz pıhtılaşma durumunu arttırıyor. Hepsi ikinci tekrar kalp krizi geçirimine, tekrar ani ölüm, tekrar kalp yetmezliği gibi riskleri barındırıyor. İşte ya, sigara bırakılıyor. Tabii kalp krizi geçirmiş birisi olmak kalp krizi için büyük bir risk faktörü olsa tabii, gerek değil mi? Hiç geçirmemiş birine göre hatta sigara bunlara daha da zararlı diyebiliriz. Yani hiç geçirmeyip sigara içen birindense kalp krizi geçirdikten sonra yine sigara içmeye devam ediyorsa hastalarımız maalesef kısa süre içinde, 6 ay içinde, 1 yıl içinde stentleri tekrar tıkanıyor. Tekrar kalp krizi geçiriyorlar. İlaç olarak ne yapıyoruz? Kan sulandırıcı ilaçlar veriyoruz. Özellikle 2 tane kan sulandırıcı veriyoruz. Bazen hastalarımız, şu konuda izleyicilerimiz de duyarlı olmalarını tavsiye edeceğim. Eczaneye gidiyorlar. Bir eczane kalfası, bilgisizce bu 2 tane fazla olmuş, 1 tane kullan diyor. Olabiliyor. Bazen bilgi eksikliği, iyilik yaptığını düşünerek yapılan da hatalar oluşabiliyor. Bu durumda önerim kardiyoloji doktorları ve kalp doktorları ne diyorsa onlara devam evet, etsinler. Başkalarının, konu komşunun, eczacının, eczanenin fikirleriyle aman aman şey yapmasınlar diyorum. Bu konuda çok dikkatli olsunlar. Eve gönderdikten sonra kan sulandırıcı tedaviler veriyoruz. Nabız düşürücü ilaçlar veriyoruz. Çünkü yüksek nabızda kalbin üzerindeki stres artıyor. Tekrar tıkanma ihtimalini bir nebze arttırıyor. Tansiyon takip edici ilaçlar veriyoruz. Kolesterol düşürücü ilaçlar veriyoruz. Çünkü bu hastalar artık kalp krizi olduğu için kan kolesterol seviyelerinin çok daha düşük olması gerekiyor. Yani hiç kalp krizi geçirmemiş birinin örneğin 100 ise diyelim, kabaca söyledim, onları 50'ye indirmiş oluyoruz. Yani %50. Yok, o yüksek olan yağlar gidip o dokularda birikiyor. Dokularda birikiyor, stentte birikebiliyor, tekrar plaklar oluşturuyor. Bu temel ilaçlarımız bunlar, kan sulandırıcılarımız.
kolesterol düşürücülerimiz, nabız düzenleyicilerimiz, tansiyon düşürücülerimiz ve en önemlisi şeker hastalığı, bunu söylemedik. Aslında bizim hastalıklarımızı da ilgilendiriyor. Eğer şeker hastası iseler hastalarımız, dahiliye kontrollerini ihmal etmesinler. Sigaradan daha da kötü etkiliyor damarları. Biz bunu çok görüyoruz. Anjiyografiye bakıyoruz, damarlar incelmiş. Şey gibi diyoruz, güve kemirmiş gibi, sanki bir şey böyle kemirir ya, damarlar böyle incecik incecik kalmış. Bunlar açılamıyor. Yani stent de olmuyor, balon da olmuyor, bypass'a bile gidemiyorlar. Yani damarlar da açılamıyor. Çaresiz hastalar. Ha, diyabet bağımlı. Tedaviye de engel oluyor aslında. Tabii tedavi çok olumsuz yönde etkiliyor. Damarları güve gibi yiyor diyelim, uzun süreli kontrolsüz şekerler. Mutlaka dahiliye doktorlarını 6 ayda bir geçirmeyecek şekilde, ya da kendileri ne öneriyorsa, dahiliye doktorları ne öneriyorsa onu uygulasınlar şekerle ilgili. Bunu da söylemem gerekir. Peki. Şimdi birincil koruma hep önemli, çok önemli diyoruz ya. Evet. O yüzden ben arada konuşuldu ama tekrar bir üzerinden geçelim istiyorum. Kalp krizi geçirmemek için sağlıklı insanlar nelere dikkat etsinler? Evet hocam, sağlıklı insanlar öncelikle birincil, ikinci koruma izleyicilerimizin anlaması açısından söylersem, birincil koruma hiçbir hastalık geçirmemiş birinin hastalık geçirmemesi için ne yapması gerektiği. İkincil korumada hastalık geçirmiş olan kişinin o hastalığı bir daha geçirmemesi için ne yapması gerektiğini tanımlıyoruz. Bu şekilde anlayabilirler izleyicilerimiz. Neye dikkat edeceğiz? Akdeniz diyeti dediğimiz, çok duymuştur izleyicilerimiz. Ya bölüyorum ama doktor bey, yani şu programlar bayağı oldu herhalde yapalı. Sigara, kilo kontrolü ve Akdeniz diyeti o kadar çok konuşuluyor ki gerçekten yani. Yani kolay bir şekilde dediğiniz çok doğru. Hani böyle genel konuşmak istemiyorum, Akdeniz diyeti yapalım hadi şöyle falan. Daha bir yapılabilir şekilde anlatırsak nedir Akdeniz diyetinden kastımız? Akdeniz diyetini unutalım kelimeyi. Şunlara dikkat edeceğiz. Yeşilliği arttırmak nedir? İşte yeşil şeyler, marul, maydanoz, nane, roka gibi yeşillikler daha çok tüketilmeli. Haftada 2 gün balık öneriyoruz. Yağlı balıklar öneriyoruz. Yani işte omega küçük açısından balıklar değil de daha çok yağlı balıklar. Kızartma şeklinde değil, yağ eklenmemiş şekilde, kendi yağında pişen. Evet, omega 3 dediğiniz gibi ondan zengin bunlar. Kendi balığın kendi yağında pişen yemekler, kendi yağında pişmiş balık. Izgara ya da fırında. Evet, yani yağ eklenmemiş şekilde. Ne dedik? İşte sigara, yaşam için sigara tekrar söylememiz lazım. Sigarayı bırakmaları gerekiyor. Tansiyon kontrollerine bakmaları gerekiyor. Şeker hastalarıysa özellikle, şeker hastalarına tansiyon hastalığı daha sık görülüyor. Yani şeker tansiyona neden olmuyor, fakat bu hastalarda şeker hastalarında tansiyon daha sık görülmüş. O yüzden atıyorum ayda bir tansiyonlarını ölçtürmelerini tavsiye edebiliriz. Ya da başları ağrıdı, çarpıntılar oldu, o sırada hemen bir tansiyonlarını ölçtürsünler. Ya da kontrollerini ihmal etmesinler, yıllık kontrollerini. Şeker kontrolü, kilo kontrolü çok önemli. Nedir kilo kontrolü? Kabaca boyu 1.70 olan birinin kilosu 70'i geçmemeli diyebiliriz. Kas dokusu yoksa, sporcu değilse, yani standart bir kişi ise, profesyonel bir şey değilse, akıllarında böyle kalabilir. İşte boyum 1.70, 70 kiloyu geçmeyeceğim gibi bir şey koyabilir. Hareketli hayat öneriyoruz. Hareketli hayat günlük 10.000 adım. Hani 10.000 adım ne diyebilirler? Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika tempolu yürüyüş bize bir 10.000 adım kazandırır. Buna dikkat etmeleri gerek. Kolesterol seviyelerini ölçtürmeleri, nedir ölçtürmeleri? 6 ayda bir ölçtürmelerini tavsiye ederiz. Beslenmeden bahsettik. Evet, balık dedik, haftada 2 gün. Yeşilliği arttırma dedik. Ha, nelere dikkat edecekler? Bu örneğin tavuk derisi pek önermiyoruz. Deri derisiz yani. Öneriyoruz diyeceksiniz diye korktum. Yok. Tamam, yenmeyecek. Yumurta tüketilebilir ama dengeli bir şekilde. Kolesterol günde açısından bir tane, değil mi? Evet, günde bir tane örneğin 1-2 tane yiyebilirler. Baklagiller tavsiye ediyoruz. Baklagiller çok faydalı. Yüksek kolesterolü kişiler için özellikle. Bunlar. İç yağ, hayvansal yağlar, katı yağlar, sana yağı, margarin, tereyağı, iç yağ, bütün hayvansal yağlar, hatta zeytinyağı dahi, daha az zararlı da olsa zeytinyağı da zararlı. Yani mümkün mertebe bütün yağları düşürmek, özellikle hayvansal yağları sıfıra yakın tüketmek. Bunları tavsiye ediyoruz. Şimdi ben vakit daraldı ama şey de sormak isterim doktor bey. Bilinçsiz ilaç tüketimi var. Aynı zamanda spor demişken bu kas kütlesini arttırmaya yönelik de kullanılan bazı preparatlar var. Kardiyak hastalıklar açısından bir risk faktörü müdür? Böyle vakit kısaldı, kısaca bir onu da sizden evet, almak istedim. Kesinlikle risk faktörüdür. Bunlar steroid dediğimiz, aslında iki türü var sporla uğraşanların yaptığı. Bir, protein tozları tüketiyorlar. Protein kütlelerini kas kütlelerini arttırmak için.
Bir de steroid dediğimiz anabolik hormonlar, yapıcı hormonlar dediğimiz işte insülin gibi uzun etkili steroidler gibi duymuşlardır hastalarımız. Kortizol diyebilirler daha çok izleyicilerimiz. Su tuz tutulumu yapar, kaslar irileşir. Hemen istedikleri bir arzu ettikleri vücuda ulaşırlar. Fakat tendonları gelişmez. Kasın yapıştığı kütle gelişmediği için büyük sakatlıklara neden olabilir. Bir nevi şişirilmiş bir görüntü gibi oluyor bu hasta. Hani hormonlu tavuk gibi düşünebiliriz. Bunlar steroid hormonları uzun süre kullanımlarda kalp krizi riskini arttırıyor. Ani ölüm riskini arttırıyor. Ya da enerji içeceği tüketiyorlar bazen. Bunlar sempatik sistemi arttırıp ani ölümlere dahi, ani ritim bozukluklara dahi çok tüketildiği zaman neden olabiliyor. Protein tozları da böbreklerde çökebiliyor. Gençlere kesinlikle kullanmamaları gerektiğini söylüyoruz poliklinikte. Böbrek yetmezliği gelişebiliyor bu sporla uğraşan kişilerde. Daha doğal beslenmeleri ni tavsiye ederiz. Hızlı bir şekilde sonuca ulaşmak yerine emek sarf ederek yani bu vücudu yapmalar daha... Yani maalesef tüketimi çok fazla. Yani bedensel hastalıkların yanında birçok psikiyatrik rahatsızlıkları da tetikleyebiliyor gerçekten o kullanılan şeyler. Peki şimdi sosyal medya artık çok yaygın. Demin de kendi aramızda konuşurken konuşuldu. İşte bir videoyla karşılaşmışlar. Zencefille bir şey karıştırıldığı zaman içiliyor, damarlar genişliyor gibi bunun gibi bir sürü şeyler var. Ne dersiniz bununla ilgili? Şimdi damarların içindeki plaklar dedim, yağlanmış dedik. Bunlar nasıl? Örneğin biz öğrenciyken otopsiye girmiştik. Otopside bu damar tıkanıklı olan maktulün, rahmetlinin diyelim, şeyini incelemiştik. Damar yapısına bakmıştık. O plaklar içinde böyle bütünleşmiş Fatma Hocam. Yani böyle o damarın bir parçası olmuş. Değil bir ilaç onu çözebilir. Parmağınızla böyle bile kazısanız bile kazınmıyor. Yani öyle kalmış. O damarın bir bütün olmuş. Öyle ilaçlarla işte zencefiller, sarımsaklar veya işte önerilerle damarlar açılmıyor. Sadece tek yöntemi mekanik olarak yani borunun içine müdahale. Ustanın gelip onu tamir etmesi gibi bir kalp doktorunun anjiyoyla onun için işte temizlemesi, açması, balonla stent koyması gibi yöntemlerle ancak olur. Ha şu da önemli şu anda yapay zekayı çok kullanmaya başladılar. Bu özellikle Facebook gibi mecralarda, sosyal medyada. Örneğin ünlü bir kişiyi alıyorlar. Herkesin çok bildiği bir ünlü kişiyi. Onun yüz hareketlerinden, şekillerinden bunu yapıyorlar gerçekten. Yapılmaya başlandı. Sanki o bunu öneriyormuş gibi. Şu ilacı var elimizde, bilmem ne damarınızı genişletecek diye. Buradan bir video kaydı oluşturup tuzak videolar çekiyorlar ve çok büyük olumsuz neticelerle sonuçlanıyor. Hayatlarını bile kaybedebilirler. Tabii hem zarar veriyor, hem fayda görecek tedavilerden uzak kalmasına yol açıyor. Evet, maalesef öyle. Hem parasını kaybediyor, hem sağlığını kaybediyor diyebiliriz. Bunlardan uzak kalsınlar. Yani yüz yüze doktordan alınmayan bilgi dışında hiçbir bilgiye güvenmesin. Kesinlikle. Gelip sorsunlar bize. Poliklinikten hocam böyle böyle bir şey var. Zor yani. Bunları ayırt etmek de zor. Yapay zekanın oluşturduğu sahte videoları. Gelip bizden bilgi alabilirler. Biz bunları rahatlıkla anlatırız. Onları paylaşırız bilgilerimizi. Peki. Güney Hocam çok teşekkürler. Hipertansiyon ve kalp krizini konuştuk. Vaktin de sonuna geldik. Evet. Şunu söylemezsem olmaz dediğiniz her iki hastalık içinde eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu da ekleyelim. Ritim bozukluğu da önemli. Buraya çok giremedik. Atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim bozukluğu var. Evet. Hastalar daha çok bunu şey gibi hissediyorlar. Bir çarpıntı hissi oluyor ama düzensiz bir çarpıntı hissi. Sanki kuş çırpıntısı gibi diyorlar. İşte bir hızlanıyor bir yavaşlıyor gibi kalbi. Düzensiz bir çarpıntı. Bu durumlar ekstra bir risk taşıyor. Nasıl ekstra bir risk? Kan pıhtılaşmasına daha çok yol açan bir çarpıntı bozukluğu. Felç geçirebiliyor hastalarımız bu durumda. Böyle bir çarpıntı hissediyorlarsa veya çarpıntı hissediyorlarsa mutlaka polikliniğimize başvursunlar. Bunu önemli bir ritim bozukluğu olarak bunu da söylemem gerekir. Genelde yaşlılarda görülüyor herhalde değil mi? Evet, en çok etkileyen durum yaş. Özellikle 70 yaş üstü %10-15 arası görülüyor. 80 yaş üstü toplumun %20'sinde görülüyor bu yaşlı. Yaşlı hastalar, hipertansiyon hastaları, damar tıkanıklı olan hastalar yüksek riskte. Tiroid hastalıkları olanlar, yoğun sigara içenler, yoğun stres durumda olanlar, ritim bozukluğu, atrial fibrilasyon dediğimiz o hayati ritim bozukluğu için risk faktörü ya da uyku apne sendromu dediğimiz gece işte bahsetmiştik programın başında horlayanlar, uyuklayan tipler. Bunların daha çok kardiyoloji şeyine daha duyarlı, dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Peki Güney Hocam, vaktin sonuna geldik. Ben paylaştıklarınız için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu güzel sunumunuz için. Teşekkürler, sağ olun. Evet, kardiyoloji uzmanı Doktor Güney Sarıoğlu'yla hipertansiyonu ve kalp krizini konuştuk.
programın sonuna geldik. Tekrar görüşebilmek dileğiyle.